Dile Kolay. Dilin kültürle ilişkisi üzerine sohbetler. Herkese merhaba. Ben Didem Ermiş Sezer. Ve ben İlkay Baliç. Dile Kolay'ın bu bölümünde çevre ve iklim alanında kullandığımız dile dair tartışmalara odaklanıyoruz. Konuklarımız da iklim alanında eğitim, eğitim politikaları ve ekolojik okuryazarlık konularında çalışan Burcu Meltem Arık ve iklim haberciliği kurucusu ve direktörü gazeteci editör ve iletişimci Nurbanu Koca Aslan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün e, bu çevre alanında e, bugün bildiğimiz bütün bu meseleler ...dile nasıl yansıyor ve dil e, bu alandaki farkındalığı politikaları kurmakta nasıl bir işlev üstleniyor aslında bunu tartışacağız. Çevre çevre bilimleri çevre kirliliği... E, hem e, Dünyada hem de Türkiye'de kullanıma 1950'lerden itibaren girmiş. Aslında çok yeni kavramlar. Yani öncesinde doğa felsefesi bağlamında insanın doğa ile ilişkisi, hayvanlarla, bitkilerle ilişkisi, ekoloji bağlamında tartışılmış. Ama çevre e, bir mesele olarak aslında insanın dünyaya etkileri arttıkça, hani bugün antroposen diyoruz, e, insan dünyayı dönüştürdükçe bir tartışma konusu ve dolayısıyla dile de, bir yansıması son 70 yıldan bahsediyoruz aslında değil mi Didem? Evet ve hatta yani kendi çocukluğumuza dönüp düşünüyorum böyle bir çevre kirliliği, bir hava kirliliği diye bir şeyden bahsederdik aslında ve bu daha sanki gündelik yaşama dair bir şey gibiydi ama bu zamanla işte bu sera etkisi, küresel ısınma böyle şeylerden bahseder olduk. Hatta son zamanlarda küresel ısıtma gibi bir kavramlar da değişti. Buna yaklaşımımız değişti. Bir iklim değişikliğinden bahsederken Bundan bir kriz, bir acil durum olarak bahseder olduk. Burada aslında konuklarımıza hemen dönüp birazcık bu e, macerayı, bu değişimi birazcık sizden dinlemek istiyoruz. E, Burcu öncelikle seninle başlayalım istersen. Biraz böyle bu iklimle ilgili konuşurken kullandığımız dilin, e, bu terminolojinin, e, bu konudaki düşünceyi ve bu konuya yaklaşımını, yaklaşımımızı nasıl değiştirdiğine dair biraz bahsedebilir misin bize? Tabii tabii. Ben aslında e, gençlerin talepleriyle açayım isterim bu tartışmayı. Çok daha öncesi olsa da. E, şimdi Mayıs, zannediyorum Mayıs'ın bir vaktinde 2019 yılında Greta Thunberg, bu e, iklim aktivisti gençlerin önemli modellerinden birisi olan Greta bir çağrı yaptı. Dedi ki şu anda 2019'da yazdı. lütfen artık iklim değişikliği demeyi bırakıp bu çöküşe iklim krizi adını verebilir miyiz? Çünkü bu bir kriz ve bunu kriz olarak görmediğimiz sürece ve bunu bir ekolojik acil durum olarak ilan etmediğimiz sürece bir yere varamayacağız ima eden bir paylaşımda bulundu ve ondan sonra iklim değişikliği yerine hızlıca özellikle gençler, gazeteciler, belli sivil toplum örgütleri kampanyalarda düzenleyerek çağrı yaptı. Bu çağrıların altında en temel neden kelimelerin yani dünyayı nasıl gördüğümüz ve bizi eyleme götüren önemli çerçeveler olduğu nasıl algıladığımızı çok iyi yansıttı. Dolayısıyla hani insanların herhangi bir meseleyi nasıl gördüğünü, orada eyleme geçip geçmediğini, nasıl eyleme geçeceğini de gösterir diyerek bu çağrıyı yaptılar ki bu çok önemli bir çağrıydı. Hatta şeyin altını da çizdiler Amerika'dan bir örnek verdiler aslında iklim değişikliği kullanılmasının nedenlerinden biri olarak Bush yönetimini gösterdiler çünkü Bush yönetiminin o dönemki önemli danışmanlarından bir tanesi o sıralarda küresel ısınma yerine iklim değişikliği demeyi önerdi çünkü iklim yani küresel ısınmadan çok daha hafif ve daha korkutucu olduğunu vurguladı. Dolayısıyla bu çok önemli bir değişimdi. Ee, tabii ki başka bir sürü neden vardır ama bu hani tartışmalara yansıyanlardan bir tanesi oldu. Greta'nın ardından da gerçekten hızlıca e, işte Guardian'da çıktı, e, kelime değişiklikleri talepleri çıktı. E, bu e, bir tane Neiman Journalism Lab diye Harvard Üniversitesi'nde bir e, yayın çıktı, onlar zaten Guardian'a atıfta bulundular. Türkiye'de de bu tartışmalar bir yandan olmaya başladı. İklim krizi etkili kullanılmaya başladı ama bunu en kritik tartışan isimlerden bir tanesi Ankara Üniversitesi kökenli Aykut Çoban Hoca oldu. O mesela kriz yerine örselenme ifadesi kullandı. Çünkü ya yani krizin kullanılmasına karşı olmadığını çevre politikaları kitabında da açıkladığı, yaptığı açıklamalarda da paylaştı. Fakat dedi ki kriz aslında bir tür hani felaket senaryosunu vermekle beraber çok hızlı acil etraflı düşünülmemiş çözümlere bizi eylemleri bizi götürür dedi. Dolayısıyla krizin ve krizler dedi hani bir sürü başka kavramı aslında göz ardı etmemize Hızlı hareket ettiği için göz ardı etmemize neden olabilir dedi. Dolayısıyla o da böyle bir tartışma koydu sonuçta. E bugün geldiğimiz noktada çok yaygın bir şekilde iklim krizi kullanılıyor. Bunu Birleşmiş Milletler gibi bu sözleşmelerin çerçevesini çizen kuruluşlar da kullanmaya başladı. Bu bir dönüşüm fakat daha çok tartışılmasına ihtiyaç duyduğunu görüyorum. İspanya'da bir gazeteci bunun izini sürdü. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Erviti soyadı. Parma Nerviti e, çok inanılmaz bir rapor yazdı ben de tezimde ondan yararlandım o e, iklim değişikliğinden iklim krizine küresel ısınma nasıl kullanılıyor ve medyada nasıl kullanılıyor halkın e, genel halkın kamuoyunun diline nasıl geçti geçmedi tartışması yaptı e, bizde de böyle tartışmalar olması çok kıymetli olacaktır belki bunu e, Nur Banu bize anlatır. Evet, Nurbanu iklim haberciliği e, ağını ne zaman, hangi ihtiyaçlarla, hangi kaygılarla, nasıl amaçlarla kurduğunu belki bize anlatır e, bunun üzerine. E, tabii, büyük memnuniyetle. E, i̇klim haberciliği ağını aslında kuralı bir yıl oldu, 2020 yılında kurduk. E, buradaki temel amacımız biraz e, tam da Burcu'nun da bahsettiği e, yani topluma iklim krizini, e, iklim krizinin ciddiyetini anlatmakta son derece önemli bir görevi olan gazetecilerin asıl gündemine iklim krizini sokabilmekti amacımız. Ama bunu da e, biraz daha doğru perspektiflerle, doğru dil ve terminoloji kullanımıyla, doğru düşünce e, sistemleriyle ve haber sistemleriyle e, medyanın gündemine sokabilmekti amacımız. E, bu ihtiyaç nereden doğdu dersek aslında e, sadece e, Türkiye'de bizim e, farkına vardığımız bir durum değil aslında. Bu iklim krizi ile mücadelede iletişimin ve dilin önemi aslında çok uzunca bir süre yatsındı diyebiliriz. Çünkü aslında biz bu bilgiyi üretenler değil, bir yandan biz bu bilgiye tekil bireyler olarak maruz kalanlarız, bu bilgiyle karşılaşanlarız. Dolayısıyla bizim iklim krizi bilgisiyle nasıl ve ne şekilde karşılaştığımız, bu bilgiyi nasıl filtrelediğimiz, nasıl değerlendirdiğimizle yakından ilgili... Mesela sizin de biraz önce yaptığınız girizgahta, girizgahta değindiğiniz gibi 1950'li yıllardan beri ser etkisi, iklim değişikliği bunları konuşa geliyoruz. Fakat daha doğrusu bilim insanları bunu konuşuyor. Fakat politika yapıcıların gündemine biraz daha 80'lerden itibaren giriyor. 90'larda biraz mesela atmosferin delinmesi vesaire, çevre kirliliği bu gibi konularda bizlerin gündemine geliyor. Ama bugünkü yoğunlukta iklim krizini biz düşünmüyorduk. Okuduğumuz makalelerde, dinlediğimiz podcastlerde, dinlediğimiz yayınlarda iklim krizi yoktu. Yeni yeni çok fazla gündemimize gelmeye başladı. Peki bu niye böyle oldu? Yani bilimle bizim aramızda aşağı yukarı niye 30 yıllık, en az 30 yıllık büyük bir boşluk var. Ee, i̇şte dilin önemi biraz burada devreye giriyor. Ee, çünkü iklim krizi bizim için detayları son derece anlaşılmaz, ee, fazla teknik bir konu. Konuyla bağ kurabilmemizin önünde de bir takım psikolojik bariyerler var. Ee, dolayısıyla iklim iletişimcileri bunların nasıl açılabileceğine dair çalışmalar yürütüyorlar. Ben burada bir alıntı yapmak istiyorum. Örneğin Norveçli bir psikolog, Paris van Stokmus, bazı bari psikolojik bariyerlerin iklim değişikliğini anlamamızı zorlaştırdığını belirtiyor. Ve bunların birçoğu da aslında bizzat bizlerin insan doğasıyla ilgili. İlk bariyer, örneğin mesafe. Biz farkındaysanız çok uzun yıllar iklim krizini hep eriyen buzullarla, Kutup ayılarıyla, okyanuslardaki mercan resifleriyle, karbon emisyonlarıyla e, ilişkilendirdik. Bu, bu şekilde duyduk. E, gözümüzün önüne gelen örnekleri, mesela görsel imajları hatırlayalım. E, yine işte kutup ayıları, e, örneğin e, büyük bacalardan tutan dumanlar. E, fakat bunların hiçbiri bizim gündelik hayatımızda doğrudan bağ kurabildiğimiz imajlar ve anlatımlar değil. Halbuki biz de artık Türkiye'de de yoğun bir şekilde... ...iklim krizinin etkilerini yaşamaya başladık. Ee, işte Gündelik bağla... ...gündelik yaşamla bağ kurabilmemiz... ...bizim bu... ...mesafeleri aşabilmemiz de son derece önemli. Bir diğer bariyer de... ...işin aslı, yine bu işin anlatısında... ...kıyamet senaryolarıydı. Yani felaketler üzerine bir anlatının... ...tercih edilmesiniydi. Hem bilim tarafında... ...hem de aslında... ...medya tarafında. Çünkü... Hep senaryolar senaryolarda duyduk değil mi? Yani e, yükselen sular, kuraklık, gıda sıkıntıları, e, eriyen buzullar, nesli tükenmekte olan hayvanlar. Tabii bunların hepsi doğru ve e, son derece gerçek. Fakat bunların, e, bunlar aynı zamanda bizim kişisel hayatlarında üstesinden gelemediğimiz, bizi kötü etkileyen, e, dolayısıyla da uzak durmak istediğimiz türde, e, baş edemediğimiz türde bilgiler. E, Bilgiyle baş edemediğimizde aslında ondan psikolojik olarak kaçarız. E, i̇klim haberlerinde de biraz bunu e, yaşıyoruz. İklimle ilgili bilgiyle karşılaştığımızda bunu yapıyoruz. E, bu bizi tabii neye götürüyor bir yandan? Çok bilindik bir psikolojik yine bir e, başka e, olguya, inkara. E, eğer iklim değişikliğini bilmezden gelirsek bireyler olarak e, korku, suçluluk, utanç... Bu gibi hisleri daha az hissederiz. Yani inkarın bilgiyle, zeka eksikliğiyle, bilgi eksikliğiyle hiç alakası yok. Bu tamamen bir e, savunma mekanizması diyebiliriz. E, burada bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. O da Roy Tourism Institute'un 2017 yılında yaptığı dijital e, haber raporu. E, burada e, okurların haberle, haberle, bilgiyle nasıl ilişki kurduğu inceleniyor. Ve özellikle Türkiye'deki katılımcıların yarısı... Haberlerdeki olumsuz evler yüzünden, e, haberlerden bilinçli bir şekilde uzak durduklarını, kaçındıklarını söylüyor. Yani aslında biz olumsuz bilgiden kendimizi korumaya çalışıyoruz. E, bu da maalesef e, aslında iklim kriziyle ilgili bilgiler bilgilere olan yaklaşımımızdı bu. Dolayısıyla iklim iklim kriziyle ilgili konuşurken de e, bu bariyerleri, bu psikolojik bariyerleri aşabilecek stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha çözümlerden bahsetmek, sadece felaketlere odaklanmamak, insanların anlatıyla bağ kurabilmelerini sağlamak gerekiyor. Bizim de aslında iklim haberciliği ayılda da amacımız biraz da bu. Bu bağın kurulmasında bir yandan da önemli şeylerden bir tanesi bu konuda bir şeyleri okur-yazarlığa sahip olmak, değil mi? Burada işte bir ekolojik okur-yazarlıktan bahsediyoruz. Burcu, sen bu konuda eğitimler de veriyorsun biliyoruz. Biraz bundan bahsedebilir misin bize? Ekolojik okuryazarlık nedir? Neden önemlidir? Tabii önce kelimeleri açayım isterseniz. Ekolojik ile okuryazarlığı açmakta yarar olur. Eko evin bilgisi yani dünyanın bilgisi. Dünyanın yaşamını nasıl onun ilkelerinin bilgisi. E, Lojikle beraber tabii ki. E, okuryazarlıkla da kastedilen burada okumak yani bilmek yetmiyor. Öğrenmek, anlamak yetmiyor. Yazmak yani eyleme geçmek onu gündelik yaşam pratiklerine ya da kurulan sistemlere yansıtabilmek. O sistemler çerçevesinde hayatı devam ettirebilmek anlamına geliyor. Ya da daha geniş çerçevede söyleyecek olursam yeryüzünde hayatı mümkün kılan, hayatla kastedilen sadece insan hayatı değil, bütün canlılarla beraber, cansız öğelerle beraber. Bu hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamaya ekolojik okuryazarlık, doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, sınırlar burada çok önemli, doğayla uyumlu yaşamayı, yani bu ilkeler çerçevesinde yaşamayı ilke edinmiş kişiye ekolojik yazar, ekolojik okuryazar deniyor hani alan yazını bu. Bunun tabii başka başka adlandırmaları ya da ifadeleri de var. Bu şu bakımdan önemli bir Nurbanu'nun söylediği bu anlatılın anlatılması bak ya anlatının anlaşılmasından nasıl bir hikayenin içinde olduğumuzdan bu hikayenin değişip dönüşebileceğinden bunun da burada da dilin önemli olduğundan bahsedebiliriz aslında yani krizler çağındayız. Tekli krizlerden de bahsetmiyoruz. Yani bir yandan iklim krizi, bir yandan bunu tetikleyen ve derinleştiren ekolojik krizden ya da ülkeyi düşünecek olursak başka krizlerden. Şimdi ekonomik krizden. Mevcut düzen, şu anda insanların kurduğu düzen, tüm dünyada krizleri de derinleştiriyor. Etkileri de herkese yönelik ama herkes için aynı ölçüde, aynı sıklıkta ve şiddette de değil. Burada bir eşitsizlik meselesi ve bu bir ölüm kalım meselesi çok açık bunu ortaya koyalım e, doğanın yaşamı nasıl sürdürdüğünü anlayıp tüm pratikleri yani gündelik yaşamda ya da kurduğumuz sistemlerde tüm insan sistemlerini biz yaşamın devamlılığını tüm canlılar için devamlılığını gözetecek şekilde tasarlamazsak yaşanır bir gezegenden bahsetmek söz konusu olmayacak bu bakımdan ekolojik okuryazar olmak son derece önemli burada Bakım kolektifinin bakım manifestosundan da bir alıntı yapmak istiyorum ben. İnsanları gözeten bir çerçeve, bir metafor, bir yaşam, bir hikaye, bir dil kurmak zorunda olduğumuzun altını çiziyor bakım manifestosu ve diyor ki canlı varlıklar olarak başka bütün insanlar ve insan olmayan varlıklarla yan yana ve bağlantı içinde var olduğumuz Gezegenin her yanında yaşamı sürdüren canlı ve cansız sistemlere ve ağlara bağımlı olmaya devam ettiğimiz anlayışıyla davranma gerekliliği vardır diyor ve ekolojik okuryazarlık da bunu sağlamaya çalışıyor. Sonuçta eşitsizlikler, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı, doğadan uzaklaşma, topluluk olma halimizin dağılması bugün çok ciddi bir kutuplaşma içerisinde hem Türkiye hem dünya. Ee, bu da aslında şuna getiriyor bizi di, dille de kurduğumuz e, içinde bulunduğumuz bu hikaye bu e, örgü örüntü e, sürdürülebilir değil. Ve şey e, burada yine bir alıntı yapmak isterim. King's North Lahine'ın e, 2009'da yaptığı bir alıntı. Şu anda kurgulanan bu e, bu hikaye diyor içinde bulunduğumuz e, hepimizin içinde bulmak zorunda kaldığı bu hikaye öyle tehlikeli ki çünkü bir kere bunun hikaye olduğunu ve değiştirilebileceğini unutuyoruz diyor. Yani e, bu hikayenin içerisindeyken, tam ortasındayken sanki hep böyleymiş, hep böyle olmalıymış, hep böyle alışıla gelirmiş e, gibi anlaşılıyor. İşte doğayla kurulan ilişki hep sanki böyleymiş, böyle olmak zorundaymış gibi anlaşılıyor. Ve bu çok tehlikeli bir yaklaşım ve bu yaklaşımı kırmak gerekir diyor. Burada da yine başka bir ekolingüist ekolinguist Tik alanında çalışan Aran Stibey'i anmak isterim. O da aslında e, dile çok takmış durumda. Dil hikayeleri dönüştürür der. Yani kurulan dil hikayeleri dönüştürür, evreni nasıl anladığımızı şekillendirir ve şunu örnek veriyor. Yani mesela bugün doğaya doğal kaynak olarak bakmaya ve dilde bunu devam ettirdiğimiz sürece e, tüketmeye devam etmekten başka bir hikayenin içerisinde bulunmamız zordur der. E, dolayısıyla da eğer hani biz e, daha sürdürülebilir, bütün canlıların gözetildiği bir dünya tahayyülü yapacaksak e, dilde ve kurduğumuz çerçevelerde metaforlarda acilen değişiklik yapmak yani hikayemizi değiştirmek gerektiğini söylüyor. E, bu da çok önemli. Eğer biz saygıya, bütün canlılara saygıyı ekosistemlere bakımı birbirimize bakımı yaşamı gözeten bir e, dünya tahayyülü bir dünya hikayesi kurmak istiyorsak da bunu yazdıklarımızla, sanatla, öykülerimizle, şiirle, eğitimle her alanda dildeki dönüşüm, o çerçeveleme, o anlatının dönüşümünü katkıda bulunarak yapabiliriz diye altını çiziyor. Ekolojik okul da bu bakımlardan önemi var. Bu kavram farklı alanlarda kullanılıyor. Bir tanesi eğitim. Eğitimdeki dert de bu. Bu anlatının, insanın... Kendini konumlandırdığı yer anlatısının değiştirilmesi, insanın doğanın bir parçası olduğu, dünyanın bir parçası olduğu ve sorumlu olduğu dünyadaki diğer öğelerden bu anlatının e, değişerek başka bir dünya tahayyülü kurmamıza önemsiyor. Onun için, onu teşvik eden e, araçlar geliştiriyor. Kaç yaşından itibaren e, bu tür eğitimleri veriyorsunuz? Ya Bu doğduğun andan itibaren e, geçecek bir şey. Çünkü hani ekolojik okuryazarlık, ekolojik okuryazarlık olarak söylemek gerekmiyor ama kurulan sistemler, gıda sistemleri, ulaşım sistemleri, bütün bu, bunları nasıl yaptığımız önemli. Ben e, bunu e, okul öncesinden itibaren uyguluyorum. Nasıl uyguluyorum? E, öncelikle örneğin e, doğayla, içinde bulunduğumuz kentle, mekanla, buradaki diğer canlılarla çocukların karşılaşabileceği, oyun oynayabileceği, kendi dillerini kurabilecekleri fırsatlar yaratarak, serbest fırsatlar yaratarak yapmaya çalışıyorum. Daha büyük yaşlarda, daha yetişkinler içerisinde de bu çalışmanın önerdiği bir beş pratik ilke var. O ilkeleri adım adım ya atölyeler ya işte başka etkinlikler ya başka tartışmalar ya edebiyat ya şiir sanatı değerlendirerek onlarla birlikte yapmaya çalışıyorum. Nedir bu beş ilke? E, topluluk kavramını genişletmek, yani topluluk algısını genişletmek, bütün canlıları empati kuracak şekilde ve tüm canlıların yaşam hakkını koyacak şekilde genişletmek. Bugün topluluk deyince insan topluluğu anlaşılıyor ama havaları, suları, karaları, canlıları kapsayacak şekilde biz bir topluluk olduğumuzu farkına varacak, varmamızın en önemli şey oldu, ilkelerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Diğeri doğanın yaşamını nasıl sürdürdüğünü anlamak. Yani doğada örneğin toksik Kimya yok, yani e, zarar verici kimya yok. Ya da doğada çok yüksek enerjili, çok yüksek ham madde girişiyle bina inşa, ev inşa etmek de yok. Orada ne varsa o kullanılarak e, ve dönüşen bir inşa süreci var. Dolayısıyla ve 3.8 milyar yıldır yaşam var dünyada e, ve bu da şu anlama geliyor. Çok sayıda tasarımcı var, çok sayıda öğretmen var. Onlara bakmak. Onlardan öğrenmek, onların dilini anlamak önemli. Şimdi son yıllarda çok ıı, popüler de oldu ağaçların dilinden bahsediliyor, ağaçların nasıl iletişim kurduğundan, ne anlattığından bahsediliyor. Hayvanların dilinden bahsedilmeye başladı. Bunlar çok kıymetli çalışmalar. Dolayısıyla işte o dilleri anlamak, yani sadece insan dillerini değil de o dilleri anlamak ve o dilleri öğrenmek, hayata geçirmek çok kıymetli. E ben de kuşların dilini izleyen birisiyim. Sürdürülebilirliği yaşam pratiğinin dönüştürmek önemli yani burada da e, hakikaten içinde bulunduğumuz sistemlerin fark edilmesi önemli bu bir ilke. Ama bunun içinde görünmeyeni görünür kılmak gerekiyor. Bu dille de olacak bir şey. E, çok sayıda görünmeyen ağlarla, e, ağların içindeyiz. Bugün ne yediğimizi dahi bilmiyoruz onu söyleyeyim. E, paketli ürünlerin içerisinde ne var, nereden geliyor, kim tarafından üretilmiş, nasıl üretilmiş, ne kullanılmış? Nasıl bir emek var, emek sömürüsü var mı ya? Bütün bunları görünür kılmanın yolları. O da anlatılardan geçiyor. Ve de kasıtsız sonuçları öngörebilmek ilkesi var. Ne kastediliyor burada? Buna da yine iklim krizinden yola çıkarak fosil yakıtlardan örnek verebilirim. E, zamanında petrol çevreci bir yakıt olarak adlandırılmış. Bunu e, çoğu insan bilir mi bilmem ama nedeni de e, o dönemde balina avının Düşmesine neden olduğu için ama bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bugün yaptığımız çözüm olarak ortaya koyduğumuz çoğu şey de gelecekte sorun olmaya mahkum ya yani bizi oraya götürüyor. Hatta yine çevre eğitiminden, doğa eğitiminden ya da ekolojik gözaltından örnek vereyim. Örtük o kadar çok mesaj var ki bunların işte bu sonuçları olabildiğince öngörmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Onun da yapabileceğimiz tek yol doğaya bakmak, doğada nasıl işliyor onu anlamak. Ör nasıl örnek vereyim? Hayvanat bahçeleri. Hayvanat bahçelerine canlı sevgisi, hayvan sevgisi olsun diye çocuklar götürülüyor ama orada öyle bir örtük mesaj var ki insanın bütün canlılara herhangi bir şey yapabileceği. Ya yani orada bir orangutanla karşı karşıya kalıyor ama orangutan bazı insanlar nedeniyle evini kaybettiği, kaybettiği için orada ya da biz örneğin palmiye yağı kullanılan ürünler kullanmak zorunda bırakıldığımız için orada. Dolayısıyla bu işte e, hani bütün bunlar e, çok önemli. Bu eğitim açısından yani eğitimde her yaşa o yaşın gelişimsel özelliklerini özgü yapılabilecek çok şey var. E, başlama noktası bu ilkeleri anlamak olabilir. Bir de yaşanan mekanı kimlerle yaşandığını anlamak olabilir. Ben hani bu, buradan çok anlatırım ama burada susayım biraz tamam. daha başka konulara girelim. <laughs> ee, yani bu eğitim çok önemli. Nurbanu da e, bir yandan bu eğitimi iletişim aracılığıyla daha geniş kamuoyuna e, nasıl bu meseleleri aktarıyorlar? Burada nasıl stratejiler kullanıyorlar? E, Nurbanu biraz anlatır mısın iklim Haberciliği Ağı'nın e, kullandığı yöntemleri, e, kavramları? Hı uh hı. -huh. Ee, aslında biz de bu ekolojik okur yazarlığın biraz daha medya ve iletişim alanıyla ilgileniyoruz. okurum ee, okurun kuracağı bağ ile ilgileniyoruz. İklim haberciliği derken biz bir tür uzmanlaşmaktan e, söz ediyoruz aslında ama bu uzmanlaşmanın bazını tabii en temelde temel gazetecilik prensiplerine sahip olmak oluşturuyor. Yani bunlar nedir dersek en başta kamu yararına yayın yapmak ee, bilimsel gerçeklere e, uygun e, yayınlar yapmak, bunlara aykırı hareket etmemek, gerçekleri çarpıtmadan vermek, e, demokratik değerlere, insan haklarına e, saygılı olmak gibi. E, ve tüm bunlara ek olarak da bizim iklim haberciliğinde önemsediğimiz ve vurguladığımız e, değerler de biraz daha bu işi hak odaklı ve çözüm gazeteciliği perspektifiyle e, ...yapabilmek. Gazetecilerle de aslında bunun yollarını e, beraber araştırmaya çalışıyoruz. E, uzun zaman boyunca gazetecilikteki e, hakim inanış, gazetecilerin temel görevinin aslında e, sorunları aktarmak... ...bunları ışık tutmak e, olduğuydu. E, aslında gazetecinin görevi, görevlerinin, tanımlarının sınırları da burada bitiyordu... Bu sorunlar medyada gündeme getirilince çözülebilirdi ama o çözüm çözümün sorumluluğu gazetecilerin üzerinde değildi. Fakat bu hakim teori biraz daha artık yetersiz görünmeye başlandı ve gazetecinin de aslında çözümün bir parçası olabileceği konuşuluyor. Bu nedir? Yani haberleri sadece sorun odaklı değil, biraz daha çözüm odaklı ele alabilmek, çözüm perspektifiyle konulara yaklaşabilmekten tam bahsediyoruz. Mesela Türkiye'de önümüze düşen çevre haberlerini hatırlayalım, ele alalım. Tabii maalesef gündem de çok yoğun, o yüzden temel gazetecilik pratiği maalesef Türkiye'nin dört bir yanındaki çevre mücadelelerini, çevresel sorunları aktarabilmekten ibaret. Burada e, gazetecilerin büyük bir suçu yok aslında e, çünkü yaygın medyadaki yaygın pratikler e, ağır gündem, yoğun gündem e, ve haber odalarının haber merkezlerinin gerçekten çok küçük ekiplerle çalışıyor olması vesaire e, çözüme dair zaman ayırmanın önüne biraz geçiyor e, ama biraz da bizim de perspektifimizi değiştirmemiz gerekiyor çünkü ha, e, habercilikte şöyle bir düşünce sistemi var her zaman son dakikalar, flashlar, kötü haberler daha iyi satar. Ee, ama biraz önce değinmiştim, ee, bu olumsuzluk, haberlerdeki olumsuzluklar, e, negatiflik aslında e, bunun tam aksini gösteriyor. Ee, aslında biz olumsuz haberlerden kaçıyoruz. Ee, yine hatırlarsanız son dönemde bir terim çok moda haline geldi, Eko-anksiyete dediğimiz şey. Yani bizim hem kendimizin hem canlıların geleceğinden endişe etmemiz ve bu endişeyle baş edememe halimiz. Bu da yine şu, kesinlikle aslında rastlantı değil böyle bir terim konuşmamız. Biz dolayısıyla habercilikte bazı perspektif değişikliklerinin okurların da iklim kriziyle bu konularla ilgili bakış açısını değiştireceğine inanıyoruz. Bunlar nedir? dile getirmiştim aslında çözüm perspektifini koymak çünkü sorunlar bağırırken çözümler aslında çok fısıldayarak konuşurlar bu fısıldayan iyi hikayeleri biraz daha öne çıkarmamız gerekiyor ikinci olarak sürekli raporlardan çeviri araştırmalardan soyut bilimsel kavramlardan bahsetmek iklim kriziyle bağ kurmamızın önüne bir engel aslında bağ kurabilmek için empati kurabilmemiz lazım. Ve biz insanlarla empati yaparız. İnsan hikayelerini insan hikayeleriyle e, empati kurarız. Dolayısıyla biraz daha m, hikayeyi e, insan e, insanlaştırmamız, soyut olanı somut hale getirmemiz gerekiyor. E, konuyu yerelleştirmemiz gerekiyor. E, daha önce dediğim gibi her zaman uzak coğrafyaların sorunu gibi düşünürken hayır artık bu yazımızı hatırlayalım. E, orman yangınlarını yaşadık, müsilajı yaşadık. Ardından Karadeniz'de sel felaketini yaşadık. Bunların hepsinin bir şekilde yaşadığımız iklim krizi ciddiyetiyle son derece yakın ilişkileri vardı. İşte bu yerelleştirmeyi, bu vurguyu daha fazla yapabilmemiz gerekiyor. Tabii burada çözüm odaklı derken sonsuz bir ilimsellikten bahsetmiyoruz ama yine de alınan dersler farklı coğrafyalarda olabilir. Farklı hikayelerde olabilir. İyi başarılı hikayeleri, çıkarılan dersleri e, gündeme getirmek bizim de o derslerden yine ilham almamızı sağlayabilir. E, ve son olarak tabii iklim krizinin uzun erimli, bizim yine e, insan algısıyla algılamakta zorlandığımız tarafların olduğunu unutmamamız lazım. E, örneğin ekolojik tahribatların da birçoğunun rehabilitasyonu zaman alır. E, mutlak sonuçlardan mesela bahsedemesek de, süreç içerisinde iyileşmelerden bahsedebiliriz. Orman yangınlarını düşünelim. Hatırlarsanız hepimiz mahvolduk olduk o dönem içerisinde. Ve sonrasında aradan bir iki ay geçince yanan bölgelerde çıkan filizlenen küçük o bitkilerin görsellerinin hepimize nasıl etkilediğini, nasıl yankı uyandırdığını mesela hatırlayalım. İşte bir felaket yaşadık. Bu felaket tam sonra ormanların nasıl iyileşeceğine dair ee, neler yapılmasına dair bir haber okumak e, ve buna işaret eden bir haberi görmek mesela aslında tam olarak e, bahsini ettiğim çözüm gazeteciliğinin yeni bir örnek. Ee, dolayısıyla toparlamak gerekirse bizim e, vurguladığımız şey e, bir hak temelli çünkü e, dezavantajlı gruplar maalesef iklim krizinden çok daha fazla etkileniyorlar. E, gençler, çocuklar kadınlar, yaşlılar, göçmenler, farklı ekonomik sınıflar. Dolayısıyla hak temelli bir anlayışla hareket etmek ve bu insanların sesini gündeme getirmek, insan hikayeleriyle somutlaştırmak ve biraz da çözümlerden bahsetmek, okurum bu haberle haberlerle empati kurabilmesini sağlıyor. Biz de zaten gazetecileri bunun yollarının mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. E, iklim konusundan bahsederken bir yandan da buna inanmak, inanmamak gibi meselelerden de bahsediyoruz diyebilir miyiz? Buna çıkıyor mu karşınıza? E, bu konuda da söyleyeceğiniz bir şeyler, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? E, yani şöyle, aslında hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılan araştırmaları biraz daha kamuoyuna baktığımız zaman e, gitgide gündelik hayatımızda iklim krizine dair etkileri daha fazla görmeye başladıkça ee, insanlar da iklim krizinin gerçekliğini ciddiyetine daha fazla inanıyorlar. Dolayısıyla e, inkar, e, iklim inkarı biraz geriliyor diyebiliriz. E, ama orada tabii başka da sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela e, KONDA'yla yapılan bir araştırma e, var ya kazanlı e, Türkiye'de iklim değişikliği algısına yönelik. E, yani toplumun dörtte üçü yaygın bir e, farkındalık içerisinde. E, i̇klim değişikliğine dair bu e, yüksek bir oran e, ve insanlar kendilerini e, kırılgan, zayıf hissediyorlar e, ve bir şeyler de yapmak istiyorlar. Bence bu e, güzel bir gösterge. E, ama e, meseleye şöyle de bakabiliriz biraz burada. Mesele inanmamak ya da e, iklim krizi terimlerini doğru bilmek, doğru kullanmak, tarif edebilmekten de ziyade. E, gözle gördüğümüz, etkilerini yaşadığımız şeylerin neden sonuç ilişkilerini doğru kurabilmemiz, doğru değerlendirebilmemiz. De. Bu biraz önemli bir hale gelmeye başladı. Mesela şu örneği vermek istiyorum. Bizler e, kent hayatında yaşayan insanlarız ve üretimde çok az boyumuz var. Tabii e, Hele de bu konuyla ilgili olan insanlar olarak terminolojiye biraz hakimiz. E, ama doğrusu, doğrudan mesela tarımsal üretimde değiliz. E, fakat çiftçiler bizlerin gündelik hayatta yaşadığımız, yaşadığımız yaşadığımız tecrübelerden çok çok daha fazlasına sahipler aslında. Her gün toprakla uğraşıyorlar ve mevsimin nasıl değiştiğini, yağış düzenlerinin nasıl değiştiğini, toprağın nasıl değiştiğini birebir gözlemliyorlar. Aradaki tek farklı nokta, tek farklı olabilecek nokta sebep sebep sonuç ilişkisini nasıl kurduğumuzda yani karbon emisyonların artışının, dünyamızın ortalama sıcaklıklarının yüksel sıcaklığının yükselmesinin e, vesaire hani sonucu olarak belki değerlendirmiyor yaşadığı gündelik şeyi, e, kendi bölgesindeki daha minor bir şeye bağlıyor e, ve daha farklı bir şekilde tanımlıyor. E, dolayısıyla burada tanımlar biraz daha e, önemli hale geliyor. Yani bizim Mesela bahsetmişti Burcu'da işte küresel ısınma e, deniliyordu ki şimdilerde aslında bunun küresel ısınmanın da, iklim değişikliğinin de bu konudaki e, insan etkisini gizlediği, perdelediği. Dolayısıyla biraz daha insan etkisine vurgu yapılması gerektiği konuşula geliyor. Küresel ısıtma diyelim e, deniyor. İklim değişikliği, iklim krizi terimine döndü vesaire. E... Evet yani bir yandan e, çok son derece bilimsel e, araçlarla ve bir dille e, ele alınan, incelenen, küresel olarak verilerin e, masaya konduğu e, ve bu sonuçlara varılan bir konu. Yani dolayısıyla belki e, popüler alanda kamuoyu tarafından e, gündelik e, gelişmelerin gözlemlenen, gözle görülen gündelik gelişmelerin bu küresel duruma bağlantılandırılması, ilişkilendirilmesinde bazı engeller olabilir. Ama bir yandan da diyorsunuz ki Türkiye'de e, nüfusun dörtte üçü e, böyle bir şey olduğunun şu anda farkındalığına sahip. Yani Türkiye'de e, zannediyorum devlet söyleminde de inkar tam olarak yok, değil mi Burcu? Yok, evet. Yani hiçbir zamanda olmadı. Fakat tabi e, bu eylemlerini iklim krizini önleyici yapmaya götürmedi. Onu da belirteyim. Ama hükümet olarak ya da işte ya Türkiye bütün o uluslararası tartışmalarda varlığını reddetmedi benim bildiğim. Bunu zaten Ümit Şahin de çok net altını çiziyor. Bu da bir başka mesele aslında. İnkar yok ama meseleyi ötekiye atma, ötekine atma var. Meseleyi kendinden farklı yerlerde görme, kendini ona katmama gibi bir başka inkarı var. Hani krizin inkarı olmasa da sorumluluk inkarı var, eylem inkarı var. Onu söyleyebilirim. Bu bir de şeyin altını çizmek lazım. Ben şimdi tezimde Türkiye'de iklim değişikliği eğitim politikalarına baktım, iklim politikasızlığının iklim değişikliği eğitim politikalarını da nasıl etkilediğini ortaya koymak için hani orada da çok alan yazına da baktım. Tabii ki eğitim alanına baktım mesela. Bunun inkarı olmamakla beraber iklim değişikliğinin ne olduğu, nedenleri bölgesel farklılıkları, bölgesel çözümlerin farklılaşması ihtiyacı gibi bilgiler, temel çerçeveler eksik, yanlış, hatalı. Ee, şu anda da mesela mevcut müfredata bakarsanız kalkınma odaklı. Yani kalkınma da bugün ekonomi yani büyüme odaklı bir hikayenin içerisindeyiz, kalkınma hikayesinin içerisindeyiz. Orada her ne kadar yani işte doğa dostu, çevre dostu, başka kazanımlar, başka etkinlikler yapılsa da Örneğin iş kömüre geldiği zaman çocuklar Türkiye'nin kömür politikalarını görüyorlar ve öğreniyorlar örneğin. Yani bu çelişkileri nasıl bu çelişkilerle başa çıkılabileceği, bu çelişkilerin olduğu bunların görünür kılınması meselesi var. Bu işin bir de şey yanı var. İnkar olmasa da yanlış bilgilendirme, eksik bilgilendirme, özellikle hatalı bilgilendirme, yönlendirme gibi büyük bir boyutu var. Orada da sosyal medyanın çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Bir diğer konuda işte Nurbanu da söyledi. O kadar karmaşık bir konu ki mesele ki bu karmaşıklığı anlayacak bir dil gerekiyor onun için. Ama mevcut jargonlarla gidildiği zaman o çocuklara da ulaşmıyor. Genel kamuoyuna da ulaşmıyor ve bir bariyer oluşturuluyor. Ee, bu başka alanlarda da yaşanıyor. Ekofobiye götürüle, götürebilecek bir yanı var. Yani kendini küçük, çaresiz hissetme. Ben ee, başa çıkamayacak kadar büyük bir sorunda benim katkım ne olabilir endişesi kaygısı. Normalin altını çizdi zaten bütün bu kaygıların. O yüzden de yine onun söylediği e, iyi dönüştürücü dayanışma hikayelerine, anlatılarına son derece ihtiyaç var. Çok çok, çok önemli. Ee, ve bu hikayelerin de tek olamayacağı yani e, tek bir çözüm olamayacağı çoklu hikayelere ihtiyacımız var. Farklı hikayelere, farklı bölgeler için farklı hikayelere ortaya koymaya, duymaya, dinlemeye, anlamaya ve bunları öğretmeye ihtiyacımız var diyebilirim. En son e, şöyle bir şey ilave etmek istedim. E, çevre kampanyalarında pek çok uluslararası çevre örgütünün e, takip ettiğim kadarıyla e, yaptıkları kampanyalarda önceki yıllarda e, bireye e, bireye yönelik daha suçlayıcı onu e, aksiyona eyleme davet eden, bireysel eylemin e, dünyayı kurtarabileceğine dair e, ümit veren e, bir yaklaşım vardı. Bugün birazcık o kampanya anlayışları, oradaki e, diller de değişiyor. Bütün bu antroposen tartışmasıyla birlikte insanın sorumluluğu ama insanın dünyadaki bir tür olarak sorumluluğu dünyaya gezegene yaptığı etki tartışılıyor bir yandan e, ve bu e, şey konusunda son olarak yorumlarınızı duymayı e, isterim e, insanın tek başına ne yapabileceği e, ve topluluk halinde dayanışmayla neler yapabileceği Çünkü bu konuda farkındalık sahibi olduktan sonra hani inkarı açtık bariyerleri açtık geleceğimizin iyi bir yere doğru gitmediğini gördük Peki bir sonraki adımda e, ne yapabilirize dair kampanyalar bize söylüyor ve biz hakikaten ne yapabiliriz? Ya bunun e, tek bir çözümü yok. E, onu demin de söylemeye çalıştım. Yani böyle genel herkesin e, bulunduğu bölgede bulunduğu bölgeyi anlamaya ihtiyacı var ve bireysellik meselesinde de şunun altını çizerim. E, kampanyalarda uluslararası hükümetlerin yaptığı e, çalışmalarda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bireye dönük ama devletlerin kamu idaresinin sorumluluğunu e, gölgeleyen bir yaklaşımdır bu. Bizler yurttaşlar olarak onları sorumluluklarını yerine getirmeye davet eder çözümler de bulmalıyız, kendi bireysel ya da topluluk olarak çabalarımızın dışında o kadar kritik ki bu. Yani bütün söylemlerde tezimde de çıktı gerçekten. Zaten bu bir dert hani ışıkları kapatın vesaire bir ama adres o adres birey değil o adres o sistem olmalı. Biz bugün büyüme temelli ekonomik anlayış ve bu şey içerisinde olduğumuz sürece istediğimiz kadar e, yapalım. Tabii ki bir önemi var. Değersizleştirmek için hiçbir şekilde söylemiyorum. Ama onu davet eden yani Türkiye'yi kömürü bırakmaya davet eden yurttaşlar olarak öyle kampanyalara farklı çözümlere bu çözümlerin gerçekleşebileceğini göstermeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben bir de dediğim gibi hani bugün Hakkari'deki söyleyeceğimiz yapılabilecek çözümlerle Konya'da yapılabilecek, Kırklareli'de yapılabilecekler arasında çok büyük farklar var bu çözümler de yukarıdan gelemez beraber orada yaşayanlarla beraber ...oradaki diğer canlıları da gözetecek şekilde çözümler gitmesi gerekiyor. Karmaşık sorunların çözümleri kolay değil. Bu şeyi Aykut Çoban'a tekrar geri döneyim. O da diyor ya işte aslında hızlı çözümlere götürüyor bizi. Evet bazı çözümler gerçekten çok hızlı olmak zorunda. Bazıları da işte dikkatle düşünülmesi gerekiyor ki yeni sorunlara yol açmasın. O yüzden benim doğrudan çok hani şu olmalı diyebileceğim şey yurttaşlık dayanışması kamu idaresini sorumluluk almaya ve dönüşüme hızlıca teşvik edecek çalışmalar içerisinde bulunmak. Bununla beraber eş olarak da işte bulunduğumuz yerde kimlerle ne yapıp nasıl destekleyici çalışmalar yapabiliyorsak ben onu çocuklarla buldum. Yani çocuklarla, gençlerle, iklim aktivisti gençlerle nasıl dayanışabilirim sorusunun yanıtını bulmaya çalışıp oraya giden bir insanım. Bu da değişecektir diye düşünüyorum. Nurban'ı sen ne eklemek istersin burada? Vallahi konu öyle güzel bir noktaya geldi ve Burcu da öyle güzel bir yerde bıraktı ki. Ee, ya ben de buna çok değinmek istiyorum. Çünkü e, zaten mesela inanmaktan, iklim inkarından vesaire bahsettik ama bence önümüzdeki iklim iletişimindeki yeni açmazlarımızdan birisi sorumluluğun kimde olduğu meselesi ve bununla ilgili yaratılan algılar. Ee, şimdi Burcu mesela e, işin e, kamu tarafındaki sorumluluğun ne kadar önemli olduğuna değindi. Ve yine hani, e, bireylere de çok fazla yük atfedildiğini söyledi. Şimdi ben de bir, benzer bir şey söyleyeceğim. E, şimdi karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmamız gerekiyor. Fosil yakıtların acilen terk edilmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerjilere geçiş, biyoçeşitlilik e, kaybının önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için kirliliği azaltmamız gerekiyor. Gerekiyor, gerekiyor çok devasa sistemsel dönüşümlerden bahsediyoruz. E, ve şirketler de aslında, ben de biraz özel sektöre değineceğim. E, şirketler de bunun son derece farkında. O yüzden de son dönemde bakarsak eğer e, birçok e, özel sektör e, kuruluşunun gündeminde iklim, sürdürülebilirlik, çevre konuları daha fazla yer etmeye başladı. Reklam kampanyalarında, haklı ilişkiler çalışmalarında, PR çalışmalarında bunu, e, buna vurguyu çok iyi görüyoruz ama birçoğu ekolojik aksiyonlar aldıklarını söyleseler de çözüme doğrudan hizmet edecek adımlar atmıyorlar. Mesela sürekli ağaçlandırma kampanyaları görüyoruz. Denizi temizleme projeleri, başka faaliyetler görüyoruz. Ama biz çok az şirketin fosil yakıtları terk ettiklerine dair ya da karbon emisyonlarını şu tarihe kadar sıfırlayacaklarına dair taahhütler duyuyoruz. Şimdi bu biraz şaşırtıcı değil mi? Yani bizim çözümlerinden çözümün nerede olduğu çok basit. Ee, ama bunları e, dile getiren e, kuruluş sayısı az. E, tabii buna biraz aslında e, greenwashing dediğimiz şey. Yeşile boyama deyince bir, hiçbir şey ifade etmiyor Türkçe'de ama şöyle diyelim şirketlerin, kuruluşların olduklarından daha fazla çevreci yeşil e, görünmelerini, e, gö, görün, görünmelerini amaçlayan bir tür pazarlama e, stratejisi aslında bu. Dil de tabi burada kurucu bir şekilde devreye giriyor. Yani sürdürülebilirlik söylemi, iklim krizi söylemi, dilde Kesinlikle. var olan bir şey. Hani dile kolay tabi. <laughs> yani dilde o söylem ortaya konuyor ama faaliyetlerde, eylemlerde karşılığını görmüyoruz diyorsunuz, değil mi? Aynen. Yani şirketlerin bir bu tarz greenwashing çalışmaları var. Yani yeşili boyama dediğimiz. Ama bir yandan da işte sorumluluğun başa dönersek eğer sorumluluğun kimde olduğuna yönelik algıyla ilgili de çalışmaları var. Biz son dönemde yoğun bir şekilde iklim krizini durdurmak için bireysel çözümlere yoğun bir atıf yapıldığını görüyoruz. Yani sürdürülebilir ürünler satın almak, kendi bireysel olarak karbon ayak izimizi ölçmek, daha bilinçli hareket etmek. Şimdi bunların hepsi kesinlikle kesinlikle çok gerekli ve evet her birimizin yaşam şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunda hepimiz hemfikiriz. Bu sürdürülebilir değil. Peki bunlar yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani sistemsel sistemsel değişikliğe gitmemiz gerekiyor ve bunun tarafları, bunun aktörleri sadece bireyler değil aynı zamanda hükümetler, kamu otoriteleri ve e, üretici şi şirketler özel sektör. Ee, mesela 2000'li yıllarda ilk olarak bir petrol şirketinin aslında e, ortaya koyduğu bir kampanya karbon ayak izi ve bireylere e, kendi karbon ayak izlerini ölçmeleriyle ilgili bir tür sayaç e, ku e, sayaç oluşturuluyor. Ee, tabii her birimizin karbon ayak izi oldukça önemli ama bunu bir petrol şirketinin, bir fosil yakıt şirketinin gündeme getirmesi oldukça manidar. Ee, dolayısıyla e, bağlamak istediğim nokta şu, e, şirketlerin, hükümetlerin karbon ayak izini ölçmeden bizler bireysel olarak tek başımıza yaptığımız şeylerle iklim krizini düzeltemeyiz. Ee, bizler elbette daha sürdürülebilir ürünler kullanalım. ...daha az atık üretelim. Ama sadece bunlarla yetinemeyecek kadar geç kalmış bir noktadayız. Bunun da farkına varmalıyız. Dolayısıyla bizim daha fazla talepkar olmamız... ...hükümetlerden, şirketlerden aksiyon almalarını... ...onlara bu çağrıları yapmamız... ...genç aktivistlerin sesine daha fazla kulak vermemiz... ...onların sesinin daha fazla duyulmasını sağlamamız gerekiyor. Onların mücadelesinin yanında olmamız gerekiyor... Ama dediğim gibi yani bu bir sistem değişikliği gerektiriyor ve sadece bireylerle yapabileceğimiz bir dönüşüm çok da mümkün değil. Öte yandan bireyler olarak her birimiz kompost yaptıkça, et tüketimimizi belki azalttıkça, kendimiz bu pratiklere girdikçe ve belki dil kullanımımızda da daha farkındalık sahibi terminolojilere, anlatılara, hikayelere doğru Gittikçe belki e, her birimiz birer birey olarak kendi etki alanımızda e, bir fark yaratmaya başlayabiliriz diye de <laughs> e, birazcık birazcık en azından ümitli e, bir yere doğru götürmek istiyorum. E, çok teşekkürler, e, çok aydınlattınız, e, bir sürü şey öğrendim hakikaten bugün ikinizden de. Çok güzel bir sohbet oldu, çok teşekkürler, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim, ben de teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Dilek Olay'ın bu bölümünde konumuz iklim kriziydi. E, Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.